Türk Bir Dev Haber Merkezi'nden merhabalar sevgili izleyenler. 7 Bağımsız Türk Devleti ile ilgili öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. 7 Bağımsız Türk Devleti arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Birliği'nin kurulması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Bir Dev ve gönüldaşları geçen hafta yapılan tanışma ve tanıtım toplantılarını eş zamanlı olarak Türkiye ve Bağımsız Türk Devletleri'nden 30 farklı ilde gerçekleştirdi. Toplantıların ana gündem maddesi devletlerimizin içinde bulunduğu tehdit ve tehlikelere karşı Türk Birliği'nin gerçekçi ve kalıcı bir çözüm vurgusu oldu. Türk Birliği'nin gerçekleşmesi yönünde çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda çeşitli organizasyon ve toplantılar yapan Türk Bir Dev gönüldaşları eş zamanlı olarak yapılan toplantı sayısını 16'dan 30'a çıkarttı. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan toplantılar Adana'da Eşref Alp, Ankara'da Gültekin Yılmaz, Astana'da Davran Baba Muratov, Balıkesir'de Reşat Küçük, Bişkek'te Maksat Sağlayev, Bursa'da Ahmet Şahin, Çorum'da Erol Zengin, Datça'da Ali Okçu, Düzce'de Murat Akbal, Gaziantep'te Onur Mert, Giresun'da Osman Güneş, Hatay'da Yasin Ordulu, Isparta'da Kazım Soytürk, İzmir'de Erdem Akgün, İzmit'te Mehmet Yaşar, Kayseri'de Ali Uyuktaş, Konya'da Cafer İnalöz, Kocaeli'de Cemal Keskin, Kilis'te Mustafa Polat, Kütahya'da Kadir Eroğlu, Lefkoşa'da Mustafa Emir Taneoğlu, Muğla'da Zeynel Abidin Gezici, Muş'ta Kaan Erdem, Niğde'de Safa Büte, Tekirdağ'da Mehmet Kumpir, Urfa'da Hüseyin Kolsuzoğlu, Van'da ise Yıldırım Bora önderliğinde yapıldı. İstanbul Türk Bir Dev Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ise Bakırköy Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yönetiminin yanı sıra Türk Bir Dev gönüldaşları da katıldı. Toplantıda Türk Bir Dev Başkan Yardımcısı Aybek Koçkorov, dünyanın hızla kutuplaştığına ve ortaya çıkan savaşlarda ülkelerimizin tehdit ve tehlike altında olduğuna vurgu yaptı. Türk Bir Dev olmanın bu savaşları nasıl sonlandıracağını, ülkelerimize barış, huzur ve refah getireceğini ve bunun içinde yeniden milli mücadele ruhuna bürünülmesi ve ikinci bir kurtuluş mücadelesi verilmesi gerektiğinin kaçınılmaz bir gerçek haline geldiğini anlattı. Yine bir ikinci kurtuluş mücadelesi veriyoruz aslında. Hem bu diğer Orta Asya'da bulunan Türk Cumhuriyetleri hem de Türkiye şu anda Türkiye'nin üzerinde dış destekli bir oyundan oynanıyor. Adı konulmamış bir savaş var hemen sınırımızın öteki tarafında. Orada yine Suriye, Irak olmak üzere Türkmen kardeşlerimiz şehit oluyor. Açlıktan ölen çocuklar var. Dolayısıyla ne demek oluyor biz? Böyle parçalanan, dağınık bir halde, birlik olmadan bu şekilde devam ettiğimiz halde bir gün bu oyunlar bizim sınırlarımız içine de girecektir. Sadece Türkiye değil, diğer devletlerin içine de girer ve onları bölmeye, onları parçalamaya yönelik bir çalışmalar yapacaktır mutlaka. Toplantıların bir diğer ayağı bağımsız Türk devletlerimizden Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi. Bugün Kazakistan Respublikası'nın Astana'sı Astana kalasında birinci Respublikalı Jastar Forumu ötüdü. Bu Jastar Forumu Kazakistan Respublikası'nın Tümüş Prezidenti günü yani birinci 1990 bin Tuspa Tüskenü'de osu ek merekene bugün Kazakistan'ın Jastarı Kazakistan'ın halkı toylauda 2000'den asa delegat dəl bugün Astana kalasına Jastar Forumuna jinaldı. Biz Almaty kalasından delegat bolup 70 adam geldik. Sonun içinde 10 adam tilde istep pirde birlik dep urandaytyn bolashaq respublikalık kozgalasının müşeleri. Astana'da gerçekleştirilen gençlik forumunda Kazakistan Devleti'nin Başbakan Yardımcısı İmangali Tasmagambetov forumun açılışında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesindeki konuşmalarından örnekler verdi. Бірақ малай болуды, құл болуды үйрет алмадым деп қой, үйрет алмадым депті. Бұны айтып отырған себебім
Türkiye ve diğer bağımsız Türk devletlerinde yapılan eş zamanlı tüm toplantılarda 7-7-2017 tarihinde yapılacak kurultayın Türk Birliği'nin kurulmasında önemli bir yeri olacağı yinelendi. Bu kurultayda Türk Birliği isteyen büyük kitlenin varlığını göstermek, Türk devletlerinde sorumlu devlet adamlarının sorun yaşadığımız devletlerle yapılan müzakerelerde arkalarında 7 devletin gücünü aldıklarında ellerini ne derecede güçlendireceği ve devletlerimize sağlayacağı yararlar vurgulandı. Siz de bulunduğunuz il veya ilçede Türk Birliği'nin kurulması için çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz numaradan bizlerle iletişim kurabilir, Facebook ve YouTube sayfalarımızdan bizi takip edebilir ve beğenerek izlediğiniz, devam etmesini istediğiniz bu çalışmaları sosyal medya aracılığıyla paylaşarak Türk Bir Dev oluşumuna katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.